deşifre edilmesinden. Çünkü bir aile yaşantım var ve bunu korumak için çok titizleniyorum. Ben aynı zamanda utanıyorum da böyle şeyleri konuşmaya. %100 doğru söylüyorsun. Ben de gelen konuklara ki beni bilen biliyor bu konulara girmem. Girecek olsam bile ıkınıp sıkınırım. Çünkü ben de başıma gelsin istemem böyle sohbetler. Sadece çıkan bir sürü şey olduğu için neden bunlar çıkmasın diye ne söylemek istersin? Sana öyle sorayım. Ya zaten beni takip eden insanlar ne yaptığımı çok net görüyorlar. Neler yaptığımı çok net görüyorlar. Şu anda çok iyi giden bir dizim var. Bir takım şeyleri tam gaz icra etme durumundayız. Onun dışında başka bir şeyle uğraşmasınlar yani. Özellikle basından arkadaşlar. Evet. Gerek yok bu tarz şeylere. Bu konulara girmesinler mi diyorsun hocam? Hiç girmesinler. Evet. Peki bundan sonra da girmezler emin ol yani. Harika olduk. Hiç girmesinler. Biz hiç akıl edemedik bugüne kadar bunu söylemeyi. Söyleyeydik keşke yani. Evet. Ama konuşulacak bir şey yok bu konuda. Konuşulacak bir şey yok. Asla. Bu konuda hiçbir zaman da konuşmayacağım diyorsun. Bu konu değil. Başka yani özel yaşantıyla ilgili genel olarak hiçbir konuya benden cevap beklemesinler. Çünkü cevap gelmeyecektir. Evet. Ben kendi nacizane fikrimi söyleyeyim. Varsa da helal olsun. Varsa helal olsun. Başka kaç kişi yakalıyor ki? Tırmalıyoruz yakalamak için yani. Varsa helal olsun. Evet. Başka da bir şey söylemiyorum. Yani sen dizilerden izliyoruz. Allah'ım. Konu da kaçıp gidemiyorsun ki şimdi konudan başka bir konuya geçeceğim. Su içer misiniz diye falan bir konuya geleceğim. Nasıl bir konuya geleyim ya? Bir konu yok. Geçemiyorum. Tıkandım. Ben kartlara bak. Buyurun. Şalteri kapatıyorum. Söyleyeceğim. Senin arkadaşların orada oturuyor. Zavallılar orada oturuyorlar. Yani, zavallılar değil programı seyretmeye geldiler. Tabii çok özür. O anlamda söylemedim. Evet. Hepsinin kafasında bugün şapka vardı. Çok komik görünüyorlardı. Dizide yataktan kalkıyorsun. Sevgilin sana postitler yazıyor. Doğru mu? Küçük küçük böyle. Evet. Evet. Doğru. Ne yazıyordu onlarda? Hatırlıyor musun? Yatak odasındaki ilk notta seni çok seviyorum. Evet. İkinci not tost hazırlamış. Evet. Ben onun göstereyim mi onlardan neler yazıyordu? Evet. Gerçek çekim kayıtlarını bulduk. Gerçekten neler yazdığını. Umarım buna kızmazsın bunu yaptığım için. Ben gerçekten de seni çok... Yok be abi bir şey olur mu ya? Olur mu abi ben deli miyim ya? Allah Allah. Evet ama çok güzel bir şey hazırladık. Bir izleyelim mi hocam? İzleyelim hocam. İzleyelim hocam. Evet. İzleyelim bakalım neler yazıyormuş o kağıtlarda. Günaydın. Çok güzeldi. Sonuncusunu duymadın mı? Biz geçmiş gibi yaptık ama. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. En azından bu biraz önceki anı atlatmış olduk ya. Evet. Kübra'cığım. Kübra, gel bak. Kübra. Valla hala oradaysa tebrik edeceğim Kübra'yı. Kübra orada mısın? Gitti mi Kübra? Değil mi? Kübra'nın sesi duydun değil mi?
Çok ayıp oldu. Kübra'ya vallahi bir hoşçakalınlayamadık. Kübra'ya çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Halit'ciğim. Söyle canım. Ya Belgüzar'la ya da Belgüzar'sız bir şarkı. Yeni tanıştık belki de, ama kim bilir, belki de ben oldum belki de yatağın bekçisi benimle. Yalnızlık yaşamak zorunda oldum ben, sen, sen benim. Bugünüm yarınım sen benim. Hadi, çok güzeldi. Yani güzel olmasa bile yürektendi. Evet. Ben bugün programa katılan tüm konuklara çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Valla 15. yılda aslında yani şöyle bir durum da olabilirdi. Gelmeniz beni de çok şaşırttı bir taraftan. Şundan dolayı şaşırttı. Açık konuşayım. Başıma da çıkabiliriz. Daha çok konuşacağımız, sohbet edeceğimiz bir dönemde de çıkabilirim diyebilirlerdi. Ama hepsi bütün bunun dışında gelmeyi kabul ettiler. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Alkışlar onlar için. Sağ olsunlar. Programlardan bir tanesi. Hepinizin yeni yılda ayrıca kutlu olsun. İnşallah her şey çok güzel gider. İnşallah. Hayatınızda İnşallah. Hepiniz için yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. Bir Serdar Ortaç şarkısıyla hocam finali yapalım.